الأعزاء ابن kapatmadan önce forumun açılış törenini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz edelim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. بسم الله الرحمن الرحيم فلسطين Başbakanı aziz kardeşim hamdallah İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri El Hüseymin kıymetli bakanlar saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Himayemizde tertiplenen Uluslararası Kudüs Varlık Vakıfları Forumuna iştirakiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz Kudüs dostlarını, medeniyet ve tarih şehri, kıtaların kavşak noktası İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, İslam Kalkınma Bankası ve Uluslararası İslam Vakfı Enstitüsü'yle hep beraber bu önemli programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kudüs için, bu mukaddes şehrin istikbali için dünyanın dört bir yanından davetimize icabet eden siz kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. القادمين من مختلف مناطق العالم من أجل المشاركة في هذا الملتقى المهم. كودسون كارديشي سرداشي هذه. غنيلداشي إسطنبولدان. إنني. dünyadaki tüm Kudüs aşıklarına selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Evliyalar ve enbiyalar şehri bu kadim başkentten İslam'ın kalp gahı Mekke-i Mükerreme'yi Efendimizin göz bebeği Medine-i Münevvere'yi hürmetle, tazimle, hasretle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla gözlerini, gönüllerini ve kulaklarını bize çevirmiş tüm mazlumlara en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. İşgale ve zulme meydan okuyarak yürü kardeşim ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin diyen şairin mısralarına can veren Filistin'in Kudüs'ün cesur çocuklarının cesur gençlerinin cesur kadınlarının cesur erkeklerinin alınlarından öpüyorum. Gerektiğinde evladı için vücudunu kahpe kurşunlara siper eden Filistin'in fedakar babalarını özellikle selamlıyorum. Buradan evinden barkından edinmiş, kimi vatan hasretiyle hayata veda etmiş, kimi öz yurdundan uzaklarda yaşamaya mecbur bırakılmış 8 milyon Filistinli kardeşime selamlarımı ve dualarımı gönderiyorum. Hangi dinden, hangi milletten olursa olsun Kudüs için mücadele eden, Filistin'deki adaletsizliği ve işgali gidermek için çaba harcayan tüm vicdan sahiplerine saygılarımı yolluyorum. Bu önemli formun Kudüs ve Harem-i Şerif başta olmak üzere tüm Filistin için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii burada bir inceliği de özellikle
vurgulamak istiyorum. Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman orada onu Harem-i Şerif olarak ifade etmeyi eksik buluyoruz. Kubbetus Sahra da bunların hepsi onun içindedir. Bunun bir defa böyle bilinmesini özellikle istiyorum. Kimse kimseyi aldatmasın. Bunun mücadelesini bütünüyle bu şekilde veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Kudüs üç semavi din içinde kutsal bir şehir. Bütün insanlık tarihinin adeta özüdür, özetidir. Filistin'in milli şairi merhum Mahmud Derviş, الشاعر الفلسطيني قديم buranın tercümesini yapın gençler. Mahmud Derviş يقول وعلى المترجم قديم surlar içinde yürüyorum. Fil Kudsi yani داخل السور القديم. Bir zaman diliminden bin zamanin ila zamanin bila zikra. Dizeleriyle Kudüs'ün bu vasfını çok güzel anlatır. يصف لنا القدس بشكل aynı şekilde şair Nuri Pakdil de Kudüs'ün zamanını ve mekanı aşan önemini kelimelere şöyle döker. Tur dağını yaşa ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar gözün görmez olur. Evet, Kudüs'te zaman bizim bildiğimiz vakitlere göre değil, kendi mecrasında akar. Kudüs aşktır. Kudüs hasrettir. İnsanlığın gözünün nuru, gönlünün sururudur. Kudüs yeryüzünde arş-ı alaya en yakın yerdir. Çünkü Kudüs İsra'nın ikinci durağı, Mirac'ın ise ilk basamağıdır. Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs, tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur. Burada bizlere pusulu olması için bir hadisi şerifi özellikle nakletmek istiyorum. Bir gün Hazreti Meymune Peygamberi Zişan Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam Mescid-i Aksa için hüküm nedir diye sorar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam oraya gidin ve orada namaz kılın buyurur. Hazreti Meymune tekrar sorar. Gidemezsek ne yapmamız gerekir ya Resulallah diye sorar. Az önce de ifade edildi ya Efendimiz o zaman kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin cevabını veriyor. Benzer şekilde Efendimiz bir başka hadislerinde yine söylendi. Bizim güzel bir sözümüz var. Et tekraru ahsen ve lev kâne 180. Tekrarda fayda vardır. Yolculuk yalnız üç mescidi. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır diye buyurmuşlar. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Kudüs'le ilgili mesajları işte bu kadar açık ve net. Bunun için Kudüs'ün işgal altında bulunduğu, Haçlıların kirli ayaklarının esareti altında olduğu her gün Müslümanlara zul gelmiş. Kudüs tekrar özgürleşene kadar Selahaddin Eyyubi'nin gözüne rahat bir uyku girmemiş. Kudüs'ün ikinci Fatihi Selahaddin Eyyubi
seferde ordusuyla olmadığı zamanlarda bile çoğunlukla çadırda yatar. Bunu görenler bir gün kendisine, ya Selahaddin, neden sen de diğer sultanlar gibi evinde yatmıyorsun diye sorarlar. Bu soruyu Sultan Selahaddin'in cevabı şu olmuştur. Allah'ın evi esaret altındayken Selahaddin nasıl kendi evinde yatar şeklinde olur. Evet, bir Müslümanın gözünde Kudüs böyle olmalı. Kudüs'e sahip çıkmak, ona gereken hürmeti, hassasiyeti göstermek her Müslümanın görevi. Kudüs davası sadece Filistinli kardeşlerimizin davası değil. Hamdolsun bizler millet olarak 400 yıl boyunca Kudüs'e, Beytül Makdis'e, Hazreti İbrahim'in aleyhissalatu vesselam şehri El Halil'e hizmet etme onuruna nail olmuş bir neslin torunları. Hatta çok ilginçtir. Kanuni biliyorsunuz Yafa kapısının orada yazılı olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesini yazdırmıyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah la yatlub bi kitabati hada. O üç dini ifadeyle bir kucaklama yani olsun diye La ilahe illallah İbrahim Halilullah bi kitabati la ilahe illallah İbrahim Halilullah. Bu çok ilginçtir. Hakikaten çok enteresan lil intibah. İşte batı duvarının dışına Yahudilerin ibadet edebilmesi için uygun bir alan açan Mimar Sinan'ın hassasiyetini dün olduğu gibi bugün de bizler sürdürüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın Güney cephesindeki en büyük mücadelelerimizi Mekke, Medine ve Kudüs'ü korumak için verdik. Çanakkale'de ve Kutul Amare'de kazandığımız zaferlere rağmen işgali durduramadık. İlk Haçlı seferlerinden beri uğrunda oluk oluk kan döktüğümüz Kudüs maalesef o günlerden beri huzur yüzü görmedi, göremedi. Gerek inancımızdan, gerekse tarihimizden tevarüs ettiğimiz sorumlulukla Kudüs'e, Kudüs davasına, Filistinli kardeşlerimizin hak ve adalet mücadelesine büyük önem veriyoruz. Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için gayret sarf ediyoruz. 2016 yılında İstanbul'da ev sahipliğimizde toplanan 13. İslam Zirvesi tarihi bir karara imza atarak Filistin halkının ve Kudüs şehrinin ekonomik olarak güçlendirilmesi çağrısında bulunduk. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak şahsım bu hedefe katkı sağlamaya özellikle ihtimam gösteriyoruz. Kıymetli kardeşlerim, vakıf müessesesi bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için biçilmiş kaftandır. Çünkü bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş hali. Aynı zamanda vakıflar binlerce yıla sari toplum hayatımızın da kilit taşıdır. Tarih boyunca maruz kaldığımız onca saldırıya ve yıkıma rağmen ayakta kalabilmemizde vakıf geleneğimizin çok büyük katkısı var. Vakıf müessesesinden en çok istifade edildiği yer şüphesiz Kudüs'tür. Kudüs bir vakıf hazinesidir. Kudüs'ün tarihine baktığımızda Hazreti Ömer'den radıyallahu anh Selahaddin Eyyubi'ye Osmanlılardan günümüze kadar vakıfların izini görürüz. Suriye'de de böyle değil mi? Orada da öyle. Ama şimdi Suriye bütün o vakıf eserler ne oluyor? Yer ile İhsan olun. Gerek hayır işlerinde,
gerek Mescid-i Aksa'nın İslami karakterinin korunmasında vakıfların çok büyük rolü var. Saymakla bitmez ama ben burada birkaç tane örneği sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinin ardından Burak duvarının yanına kurulan mağaribe kendi alanında tek olan bir vakıf mahallesidir. 1967 işgali sonrasında bu mahalle 800 yıllık geçmişiyle birlikte buldozerlerle yok edilmiştir. Bu örnek dahi Filistin sorununun adeta küçük ölçekte bir özetidir. Bir başka önemli vakıf Hürrem Sultan'ın kurduğu az önce de ifade edildi Haseki Sultan İmareti'dir. Bu müessese yüzyıllardır aç ve muhtaçlara yardımda bulunuyor. Bugün Mescid-i Aksa'daki İslam Müzesi'ni ziyaret edenler bu vakfın zamanında yemek dağıttığı kazanları yardımlardan yararlananların isimlerinin yazılı olduğu o ahşap çizelgeleri görecektir. Aynı şekilde çeşitli aile vakıfları da muhtaçlar ve Doğu Kudüs'ün İslam karakterinin muhafazası için hizmet ediyor. Kudüs'teki tarihi vakıflarımızı, geçmişteki hatıraları yad etmenin ötesinde bizi geleceğe taşıyacak kurumlar olarak görüyoruz. 50 yıldır işgal altında olan Kudüs'te vakıflarımızı ihya etmek, onları canlandırmak ve güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizlerin görevi ise Kudüs vakıflara oradaki tüm eserlere, tüm gücümüzle destek olmaktır. Bu kavramın içine sadece